kültürü ve ahlak bilgisi birinci soru. Orhun öğretmen derste iki kavramdan bahsetmiştir. Bahsettiği kavramların tanımları aşağıda verildiği gibidir. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara Allah'ın yardımı ile peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylardır. İkinci tanım, Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren, onlara iyi ve güzeli aktaran, vahiy ile desteklenmiş kişilere denir. Çocuklar, Orhun öğretmenin verdiği bu iki tanım, hangi kavramların tanımı? Bununla ilgili öğrenciler 4 tane cevap vermiş. Aslı, ilk tanım mucize kelimesini tanımlamıştır. Meryem, ikinci tanım İsmet kelimesinin tanımıdır. Rüya, ikinci tanım peygamber kelimesinin tanımıdır. Zeki, ilk tanım emanet kelimesinin tanımıdır. Yukarıdaki cevaplar göz önünde bulundurulduğunda hangi öğrencilerin verdikleri cevaplar Orhun öğretmenin tanımlarına uygundur? Bakıyoruz çocuklar, birinci tanımda mucize var, ikinci tanımda peygamber kelimesinin tanımı var. O halde Aslı ile Rüya doğru tanımlamış. Cevabımız Ceyhan olacak. İkinci soru. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim. Yukarıda Allah tarafından peygamberlerine gönderilmiş kutsal kitapların isimleri verilmiştir. Bu ilahi kitaplardan hangisi tahrif edilmeden günümüze kadar ulaşmıştır? Çocuklar, Tevrat, Zebur ve İncil günümüze kadar tahrif edilmeden, yani değiştirilmeden ulaşabilmiş kitaplardan değildir. Tahrif edilmesi, değiştirilmesi, bozulması anlamına geliyor. Sadece Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'e gönderilen Kur'an-ı Kerim tahrif edilmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Cevabımız Denizli. 3. Yusuf öğretmen, öğrencilerden ilahi kitap peygamber eşleştirmesi yapmalarını istemiştir. Bazı öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplarla ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Bize yanlış seçeneği soruyor. Bahadır, Hazreti Musa Tevrat demiş. Bahadır doğru söylemiş. Doğru olanları işaretleyelim. İsmet, Hazreti Davud İncil demiş. Yanlış. Fatma, Hazreti İsa Zebur demiş. Yanlış. Hatice, Hazreti Muhammed Kur'an-ı Kerim demiş. Doğru. O halde seçeneklerdeki yanlış olanı bulalım. Bahadır'ın cevabında hata yoktur. Doğru. İsmet ve Fatma'nın ilahi kitapları yer değiştirmelidir. Evet, Hazreti Davut'a Zebur, Hazreti İsa'ya İncil gönderilmiştir. İsmet, İncil'i doğru eşleştirmiştir. Hatice ve Bahadır dersi iyi anlamıştır. Çocuklar cevabımız Ceyhan olacak. İsmet, Hazreti Davud'a Zebur yazmalıydı. Soru 4'teyiz. Peygamberlerin sıfatlarıyla alakalı bazı ayetler verilmiştir. Verilen her ayetin bir sıfata geldiği göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki seçeneklerden hangisine ayet örneği verilmediği sonucuna ulaşılır. Bakalım, bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Güvenilir olması emanet. Emanet seçeneklerde var. O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Emirleri duyurmak tebliğ. Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi. Doğru sözlü olmak sıdk. Çocuklar, emanet var, tebliğ var, sıdk var. Fakat fetanet yok. Fetanet neydi? Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarıydı. Soru 5. Hazreti Adem'le ilgili olarak yukarıda verilen öncülerden kaç tanesi yanlıştır diyor. Kendisine İncil adında ilahi kitap verilmiştir. Çocuklar bu yanlış. İlahi kitap Hazreti Adem'e gönderilmedi. Suhuf gönderildi hatırlayın. Aynı zamanda İncil Hazreti İsa'ya gönderildi. Yeryüzüne gönderilmiş ilk insandır. Doğru. Şeytan onu kıskanmış ve ona saygı göstermemiştir. Doğru. Hazreti Adem şeytanın dediklerine inandığı için cennetten dünyaya gönderilmiştir. Doğru. Çocuklar bize yanlış olanı sorduğu için bir tane yanlış var. Cevabımız Adana. Soru 6. Mehmet öğretmen derste insanlara vahyin gönderiliş amaçlarından bahsetmiştir. Bunlar insanları güzel ve ahlaklı davranışlara sevk etmektir. İnananları ibadet etmeye ve Allah'a şükretmeye teşvik eder.
sadece ahiret için çalışmayı ve yaşamayı öğütler. Bu amaçları doğru yanlış olarak sıralamak istersek aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur? Çocuklar bakıyoruz. İnsanları güzel ve ahlaklı davranışlara sevk etmektir. Doğru. O zaman Ceyhan ve Denizli'yi eliyoruz. İnananları ibadet etmeye ve Allah'a şükretmeye teşvik eder. Bu da doğru. O halde ikincisi de doğru olacak. Buna bakıyoruz. Sadece ahiret için çalışmayı ve yaşamayı öğütler. Hayır, vahiyler hem dünya için hem de ahiret için çalışmayı ve yaşamayı öğütler. Seçeneklerimiz doğru, doğru, yanlış olacak. O halde cevabımız çocuklar Bursa. 7'ye bakıyoruz. Yukarıda özellikleri verilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti İsa'ya gönderilmiştir. Çağımızda Hristiyanların kutsal kitabıdır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adında 4 tane bulunur. Hazreti İsa vefat ettikten çok sonra yazıya getirilmiştir. Çocuklar, Hazreti İsa'ya gönderilen ilahi kitap İ harfiyle başlayan İncil'di. Cevabımız Adana. Yukarıda verilen tanımlarla ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Bize yukarıda 3 tane öncül vermişler. Bunlarla ilgili hangi seçenek doğru onu soruyorlar. Peygamberler asla yalan söylemezler. Birinci öncülümüz doğru. Peygamberler problemler karşısında zekice çözüm üretirler. Evet, bu da güzel. Peygamberler güvenilir insanlardır. Baktığımız zaman bu 3 öncülde bize sanki peygamberlerin sıfatlarını veriyorlar. Şimdi seçeneklere bakalım. Birinci öncülde tebliğ özelliğinden bahsetmiştir. Yanlış. Birinci öncülde tebliğden bahsetmemiş. İkinci öncülde fetanet sıfatından bahsedilmektedir. Zekice çözüm üretmek fetanet. Bu doğru duruyor. İkinci öncül sıdk özelliğini tanımlamıştır. Hayır. Üçüncü öncül peygamberlerin mucizelerine örnek olarak gösterilebilir. Hayır. Çocuklar birinci öncülde sıdktan bahsediyor, asla yalan söylememek. İkinci öncülde fetanetten bahsediyor. Üçüncü öncülde güvenilir insanlar derken emanetten bahsediyor. O halde cevabımız Bursa. 9. soruya bakalım. Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak verilen öncüllerden kaç tanesi doğru? Günümüze kadar değiştirilmeden gelen tek ilahi kitap, bu doğru çocuklar. Hazreti Muhammed'e verilmiştir, bu doğru. Dili Arapçadır, bu doğru. Ve kıyamete kadar değişmeyecektir, bu doğru. Cevabımız Denizli oluyor çocuklar. Bize 4 tane öncül vermiş. Bu öncüllerden hangileri peygamberlerin gönderiliş amaçları arasında yer almaz diye soruyor. Gönderiliş amaçları arasında yer almaz. Buna bakacağız. Yaşadıkları bölgenin edebiyatını geliştirmek. Tabii ki de bu yer almaz çocuklar. Güzel ahlak konusunda çevresindekilere örnek olmak. Elbette bu da var. Sadece ahiret hayatındaki mutluluğu anlatmak. Bu yok. Hem dünya hem de ahiret hayatının mutluluğunu hedefliyorlar. Allah'a inanmaya davet etmek. Evet bu da var. O halde cevabımız 1 ve 3 olarak Adana olacaktır. Hoşçakalın.